Merhaba Lego severler, ben İsa. Lego and Bricks Builder kanalıma hoş geldiniz. 8 aydır size içerik üretmeye çalışıyorum YouTube üzerinden. Lego'yu hobi olarak hep severek yapıyordum zaten. 8 ay önce bunu bir kanala dönüştürmeye karar verdim. Bir tane YouTuber arkadaşım var, Sürüngen Dostları diye bir kanalı var. 4 yıldır bu işi yapıyor zaten. Benim bu hobiyle ilgilendiğimi gördü. En sonunda beni ikna etti ve kanalı açmaya karar verdik. Kameramı aldım, stüdyomu kurdum, ışıklarımı seçtim ve ilk videomu o gün çektim. Tabii ilk başta çok zor oluyor. Şu anda kameranın önünde olmak da zor geliyor bana. Alışık değilim çünkü. Ama zamanla alışacağımı düşünüyorum. İlk çektiğimiz videolarda bayağı bir amatörlüklerimiz vardı. Onları açtık. Çok profesyonel videolar yapmaya başladık. Büt büt de dışarıda oynamalarda çok güzel işler yapmayı başardığımızı düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Belki yorumlarda da bahsedersiniz bana bunlardan. Bu işi yurt dışında ve yurt içinde yapan birçok arkadaş var. Yurt dışında takipçileri Lego'ya ulaşımın daha kolay olduğunu düşündüğümden dolayı daha fazla. İngilizce içerik üreticileri çok fazla. Çince içerik üreticileri çok fazla. Rusya'da, Almanya'da çok takip ediliyor. Ben de bunu görerek konuşmadan Speed Build tarzında bir kanal açayım diye düşünmüştüm. Ve kanalımız yurt dışında daha çok izlenmeye başladı. Abonem şu an 1000 civarlarında ama izlenme oranları abonelerden %10 civarlarında geliyor. %90 abone olmayan kişilerden geliyor. Bunların da birçoğu yurt dışından geliyor. Trafikleri biz YouTube'da görebiliyoruz çünkü. Ama sonra baktım Türkiye'de de bu yönde bir eksiklik var. Türkçe'de içerik üretmeye çalışmayı deneyeyim dedim. Çünkü Lego çok detaylı ürünlere sahip. Bunu yabancı bir dilde İngilizce olarak anlatmam gerçekten zor olacaktı. Türkçe olarak bir şeyler yapmaya çalışayım. Hem de Türkiye'de bir kitle oluşturayım diye düşündüm. Ve artık biraz da hem anlatarak hem eğlenerek hem inceleyerek sizlere böyle kamera önünden Türkçe seslenmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz ve birlikte daha güzel yerlere geliriz arkadaşlar. Böyle toplu bir kutu açılım videosu çekmeyi düşünmüyordum aslında. Biliyorsunuz Lego yeni Mario serilerini çıkardı. Bizim gibi 80'ler 90'lar kuşağı Mario'ları çok iyi bilirler, Atari oynayanlar. Lego Mario'yu aldım, starter kursla başladık. Mario'nun yeni setleri yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladı. Ben de tabii internette bunu gördükçe, mağazalara gittiğimde gördükçe dayanamayıp hep almaya başladım. Sipariş etmeye başladım. Arka arkaya koliler gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi burada. Birçoğu Mario kolisi bunlar. Sonra birden baktım yeni çıkan Hidden Sight'lar var. Star Wars serileri var. Ninjago'lar var. Dayanamadım. Hepsini birden almaya çalıştım. Kolilerin hepsi de aynı anda gelince dedim ki ben buna bir en iyisi kutu açılım videosu çekeyim. Hem size de ileride nasıl, hangi videolar gelecek onu da göstermek açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Lego'yu hobi olarak zaten yapıyordum. Bir de 4,5 yıl önce bir tane oğlum oldu. O bir an önce büyüsün de beraber set yapalım diye bekliyordum. Yavaş yavaş büyüdü. 3-3,5 yaşında yapmaya başladı setlerini. Hatta bugün ona Creator serisinden bir set aldım. 7 yaş üstü. Ama oturdu tek tek kendisi yapmaya başladı kataloğundan bakarak. Bu beni çok mutlu ediyor. Hem çocuklar için hem büyükler için zeka geliştirici, oyalayıcı, kötü alışkanlıklardan uzak tutucu çok mükemmel bir hobi bu. Herkese tavsiye ederim. İnşallah bir nebze de olsa birileri bir şeylerden faydalanıyordur. Bizden görüp özeniyorlardır. Etrafımda bazı arkadaşlarımın çocukları hep gelip Legocu abi, Legocu abi deyip böyle bize de Lego ver falan diyorlar. Ben de o yüzden ilk defa geçen ay bir çekiliş yaptım. Bir kişiyi sevindirmeye çalıştım. Hem de kanalımızın biraz büyümesini istedim. Bundan sonra da çekilişlerime devam edeceğim. Hatta şu an bir Mario Starter kurs çekilişimiz var. 26 Eylül'de bitecek. Ona da katılmanızı beklerim. Hem Instagram'da hem de YouTube'da Lego and Bricks Builder olarak mevcut. Yavaş yavaş kutuları açmaya başlayayım. Siz de içinde neler olduğunu görün ve bana bazı fikirler verin. Bunun içinde size hediye edeceğim bir iki tane ürün de var. Onları da planladım. Onlar da bunların içinden çıkacak. Aldım, beklettim. Bekletmek bir gün, iki gün bile olsa o kadar zor ki arkadaşlar. Ama bu videoyu yapmak için bekletmeye çalıştım. Bazılarını gittim kendim mağazadan aldım. Bazılarını internetten getirttim. Amazon'dan aldım. Toy Shop'tan aldım. Lego Store'dan aldım. Happy Store'dan aldım. Evet, Idefix var. Oradan aldım. Yani her zaman
değişik avantajları oluyor farklı yerlerden almanın. Onu da sizinle ilerleyen zamanlarda belki paylaşırım. Yavaş yavaş açılımımıza başlayalım. Şimdi önümde bu kutularda beni zor görüyorsunuz. Kutuları aşağı indireyim, biraz önümüz açılsın. Ondan sonra tekrar açılımımıza başlayabiliriz. Şimdi masamızı boşalttık. Yavaş yavaş kolilerimizi alıp açmaya başlayabiliriz. İlk kolimizi alalım. Kaan'cığım, oradan uzatabilir misin kolimizi? Koli açmada en önemli şey tabii ki maket bıçağı. Güzel bir maket bıçağımız var. Bunu daha yeni aldım. Yeni geldi. Toy Shop'tan almışız. İçinde 3-4 tane güzel set var diye düşünüyorum. İçinde 3 tane güzel set görünüyor arkadaşlar. Şimdi kolimizi şöyle yana alayım. Lego Creator 3 in 1 diyor. Lego Creator'ların bu seneki versiyonları genelde Expert'ten esinlenmiş şekilde bence. Hem büyük setler hem de çok detaylı gidiyorlar. Creator'da bu kadar detay beklenmiyordu. Biraz daha City gibi, Expert gibi güzel bir set yapmışlar. Ve bu mini karavan çekicisi, vinci çok güzel. Bunu ikinci bir şekilde minibüs gibi karavana dönüştürebiliyorsunuz. Üstüne bir deniz feneri yapabiliyorsunuz. Ve parçalar çok artmıyor. İlk defa Creator'da bir sürü parçayı kullanarak 3 seti de yapabiliyorsunuz. Genelde Creator'da şu olur. Bir sette hepsi yapılır, kullanılır ama ikinci sette neredeyse yarısıyla birini, yarısıyla birisini yaparsınız. Bu öyle değil, birçok parçayı kullanıyorsunuz. O yüzden çok beğenerek ve isteyerek aldım. Bu seneki Creator'lar çok güzel ya, ben bayağı seviyorum. Bu setin fiyatı biraz tuzlu arkadaşlar. 650 lira civarında şu an. Belki ilerleyen dönemlerde indirimlere girer. Şu an okul başlıyor. Okul sezonlarında genelde Lego indirim yapar. Okula dönüş indirimi var şu an. Bu arada Creator serimizin bu seti 9 yaş üzerine uygun. Biraz parçası bol bir set. Ve numarası da 31108 arkadaşlar. Size şöyle yakından bir göstereyim. Bir bakın. Arkasına da bakın. Şöyle bir an önce yapıp sizlerle videolarını paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi bu kutudan çıkan ikinci setimiz Lego Marvel seti. Marvel'in Spider-Man serisinden. Venomosaurus Ambush diye geçiyor. Bu da 8 yaş üzeri 76-151 kodlu bir set. Bunda Spider-Man'in jipi silah filan fırlatıyor. Hatta şu dinozorun içinde bir tane ölü iskelet falan barınıyor. Çok değişik bir set. İçinde 4 tane mini figürü var. Benim tabii biz genelde iyileri severiz ama ben bu setteki kötüyü de seviyorum. Burada Venom var. Venom en sevdiklerimden. Ama içinde çok nadir çıkan bir mini figür var. Spider-Ham diye geçiyor. Şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu sette Spider-Ham var. Örümcek adamın jipinde ateş eden adam olarak geçiyor. Örümcek adam Venom'la savaşırken o da ateş ederek ona yardımcı olmaya falan çalışıyor böyle. Çok güzel bir set arkadaşlar. Marvel serileri tekrar revaçta bu sene ve en çok satan setler arasına girmiş. Bu kutunun içindeki 3. setimize geçebiliriz arkadaşlar. Gençlerin, yeni nesil arkadaşlarımızın en çok sevdiği serilerden Ninjago serisi. Lego Ninjago Legacy. Kai Fighter. Kai'nin uçağı bu. Bir de Lego'nun Netflix'te ve farklı platformlarda görebilirsiniz. Ninjago çizgi film serisi var animasyon olarak. Benim oğlum şahsen bayılıyor ve bana her sürekli beraber izliyoruz, izletiyor. Size de tavsiye ederim. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Kai kırmızı elbiseli olduğu için tabii ki onun uçağı da kırmızı olacak. Burada kutunun üzerinde Lloyd da var. Sanırım setin içinde Lloyd da çıkıyor. Evet. Lloyd, Kai ve iki tane de kötü figürümüz var arkadaşlar. Bu 3. sezon 71-704 numaralı setimiz ve 8 yaş üstü olarak geçiyor arkadaşlar. Allah, bunun içinde çok sevdiğim, çok beğenerek aldığım koca bir set var arkadaşlar. Lego City 60-266. Lego City'nin bu seneki en büyük setlerinden bu arkadaşlar. Lego biliyorsunuz National Geographic Explorers'ın desteklediği bazı setler yapıyor. Ben bunlarla ilgili bir video çekmiştim. Netgeo'nun gene desteklediği Explorers'ın denizaltı videosu. Hatta denizin altında da oynamıştık onu. Evet, su altında yüzdük. Su altında falan. Evet, Kaan'ın destekleriyle o bayağı güzel bir çekim olmuştu bizim için. Bu da o serinin en büyük seti. 7 yaş üzeri 60-266 koduyla beraber.
Bu gemi gerçekten bu kadar büyük. 60 veya 63 santim olması lazım. Ve yüzebiliyor. Yüzebilmesi beni çok heyecanlandırmıştı. Lego'nun her seti yüzen setler olmuyor. Bunu da yüzecek miyiz? Bunu kesinlikle yüzdüreceğiz ya. Hatta hava soğumazsa mümkünse yüzdürüp bu köpek balığıyla falan dalış yaparız denizin içine doğru. Vallahi güzel. Vinci de var ya. Vinci de çok güzel. Evet ve bu çok detaylı. Ya seti zaten bu sene iyice coştu. Büyük setleri çok güzel arkadaşlar. Bayağı detaylı ve güzel gidiyor. Yapması zevkli, kolay. Parçası çok olsa bile gayet zevk alarak yapabileceğiniz setler bunlar. Büyük beyaz köpek balığı var içinde. Gördüğünüz gibi şurada. Gerçek fotoğrafını koymuşlar. Ve bunun ben köpek balığını gördüm. Diğer setlerde genelde küçük boy oluyor köpek balığı. Bunun köpek balığı bayağı büyüktü. Detaylı bir Türkçe inceleme videosu da bunu yapmayı istiyorum. Bakalım becerebilirsek buna da bir video çekeceğiz arkadaşlar. Happy.com.tr'de. Burada da bazen gerçekten ucuz oluyor. İndirime giriyor ürünler. Takip edin arkadaşlar. Ben Mario'yu buradan almıştım ya. Evet. Starter kursu değil mi? Evet. Şimdi kutumuzu açalım. Bakalım bunun içinde ne varmış. O bunlar güzel böyle zarar görmesin diye gönlü Allah biraz tabi bu eskidi ama tekniğin pullback aracı bu drag aracı yarış yapabiliyoruz drag star diye geçiyor 4203 seri numaralı 7 artı olarak gözüken bir set bu 2001 arkadaşlar bunun iki videosunu da çekmek istiyorum ben genelde teknikte tek video çekerler ama ben bazı teknik serilerinde görürsünüz eski videolarımda. İkili video çekiyorum genelde. Biçer döver mesela hem traktörünü hem biçer döverini çekmiştim. Yapmak isterim. Çok güzel, keyifli. Oğlum bunu görünce hemen bana al baba, bana al baba demişti. Ondan almıştım bunu. Bu çek bırak mı peki? Çek bırak. Pullback dediğimiz çek bırak arabalardan. İçinde motoru da var. Lastikleri çok kaliteli zaten. Ve şu ikinci versiyonu benim biraz daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şu ikinci versiyonu daha tatlı bence. Şöyle yakından bir göstereyim kutumuzu. Şu da arka görüntüsü arkadaşlar. İkinci dediğim benim daha çok hoşuma gidiyor. Ya bunları nasıl 2001 yapıyorlar? Valla inanılmaz bir mühendislik. Gerçekten çok zor bence. Evet bu kutudaki ikinci setimizi açıyorum. Yine en sevdiğimiz bu senenin Atari oynayanlar çok iyi bilir Mario'yu. Ama yeni nesilde hiç oynamamış, hiç görmemiş olsalar bile bu Lego setlerini çok sevdiler. Mesela benim oğlum gene diyeceğim ama 4,5 yaşında. Benim 4,5 yaşında olması hiçbir şeyi değiştirmedi. O kadar çok oynuyorlar ki hatta 1 yaşında bir de kızım var. O bile Lego Lego demeye başlayacak yakında bize arkadaşlar. Bu Mario'nun evi ve Yoshi olarak geçiyor sanırım. Evet Mario'nun evi ve Yoshi olarak geçiyor. 6 yaş üzeri 71-367 seti. Bu starter kursta sadece Mario'nun karakteri çıkıyor. Bunu unutmayın. Onu aldıktan sonra ekleme olarak bu setleri alabiliyorsunuz. Burada mesela hamak var. Hamağa yatırıyorsunuz. Mario uyuyor. Evine giriyorsunuz. Yıldızları var. Bunları da detaylı inceleme videosu yaparsam orada göreceğiz. Ben Mario'nun olabildiğince tüm setlerini almaya çalışıyorum. Hepsini birden bir set yapıp videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Size de yakından bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Hatta Mario'yu uyurken de görebiliyorsunuz arkasında. Bunun çok tatlı bir sesi çıkıyor uyurken. Zzzz zzz horluyor falan böyle çok güzel. Yeni kolimizi alalım. Evet bu kutumuzda çok güzel setler var gene. Küçük ama etkili setler eskilerden. Lego Speed'in 2019 yılında çıkardığı Ford Fiesta'nın 5885 numaralı seti var arkadaşlar. Bu Ford Fiesta GT bence. Çok sportif bir araba. Bunu rallilerde kullanıyorlar zaten. Önündeki tampon ve kaputu galiba değişen bir setti bu. Öyle hatırlıyorum. Evet iki çeşit tamponu var arkadaşlar. Çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. Ve çok detaylı bu sette bir kötülük var bence. İnanılmaz etiket var. Çok fazla etiket var. O biraz insanı üzüyor. Çok uğraştırıyor. Ve çünkü hem araç küçük hem etiketler küçük. Ama onun dışında
Her şey 10 numara. Özellikle mini figürleri çok güzel bunların ya Speed Champions'ta. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar. Görebiliyor musunuz mini figürünü? Bu da böyle bir setim. Ama bu senenin Speed Champions'larında gerçekten bir şampiyon var. Audi Quattro S1 1985 model. Bildiğim kadarıyla 85 yılında kırdığı rekorla dünya tarihine geçmiş bir araba bu. O yüzden Lego bu sene onu listesine aldı ve hemen Speed Champions olarak çıkardı arkadaşlar. 7 yaş üzeri 76897 diye geçiyor kodu. Bu da gerçekten çok güzel. Tonları da çok tatlı. Sarı ve beyaz Quattro 4 çeker bir arabanın mini modelini yapmışlar. Bunu da beğeneceğinizi düşünüyorum ben. Birkaç tane Speed Champions'ımız vardı ama video olarak. Bunların hepsini çeker miyim bilmiyorum. Video çekecek o kadar çok içerik var ki aslında. Yani hangisini seçeceksin? Zaman yok, iş var. Eczacıyım ben bir de aynı zamanda. Eczaneden zaman bulup bunları yapmaya çalışıyorum. Evde iki tane çocuk var falan. Gerçekten zor oluyor ama aşırı zevkli ya. Çok zevkli. Şimdi bu kutuda bu set bir kere daha çıktı arkadaşlar. Bunu başka bir yerden daha almıştık. Az önce göstermiştim size. İkinci kez çıkmasının bir sebebi var. Bunu ben çok beğenerek aldım. Bir tane arkadaşıma bunu hediye edeceğim. Vay, bunlar benim yoktu bak. Evet. İnsan söyler bana da. Buyurun. Çekilişe katılırsan belki sana çıkar. Ama sonra arkadaşlar demesinler. Oo, bu arkadaşına veriyor diye. İnanın nereden ne aldığımı hatırlamıyorum. Ama bunu nasıl açacağız arkadaşlar? Kutuya zarar vermeden inşallah açabilirim. Evet. Ben Hidden Side fanıyım. Bunu da buradan belirteyim tekrar. Durmadan kanala bakınca belli oluyor ya. Hidden Side videoları çekiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu seneki en büyük Hidden Side seti olabilir. 2020'nin kışında, kış serisi diyoruz onlara. Deniz Feneri falan vardı. Onları çektik. Winter'ın Olaf'ını yaptım. Sanırım Türkiye'de böyle Olaf Hidden Side yapan hiç kimse yok bildiğim kadarıyla. Bizden gelmedik ama yok sanırım. Ama varsa da bana belirtin, ben de arkadaş takip ederim vallahi. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Gerçekten zahmetli ve zor. Bir de bu Hidden Side'lardaki şey çok güzel ya. Ar, yani 3 boyutlu dediğimiz ar oyunları var içinde. O kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar zevkli ki. Hayalet yakalıyorsun ya da sen hayalet oluyorsun, seni yakalamaya çalışıyorlar falan. Kesinlikle almanız ve oynamanız lazım. Mükemmel. Bu set şimdi... Bunda karakterler aynı galiba içindeki değil mi? Şu iki evet, karakter bu sene var. Karakterler çok aynı gidiyor. Jack var, Parker var gene. Buradan göstereyim size. Jack, Parker bu senin hep tüp serilerinde var. GB çıkıyor bazen. Şu Wangun Guest de vardı. Bakayım. Shadow var. Evet. Üçüncü. Shadow Walker'ımız var. Bu hepsinde var. Bu, hatta buraya iki tane koymuş. Şu arabada vardı galiba. Şu ikinci evet, olan. Evet. Wangun Guest. Evet. Arabada da vardı. Bir de Boss şu, var galiba orada değil mi? Boss var. Tabii Boss. Bu bossları da ayrı video olarak atmaya çalışıyorum. Onu yakalamak çok zor oluyor ama olsun. Gene öldüremeden de bazen deniyoruz. Bu bayağı büyük bir set. 70437 diye geçiyor arkadaşlar. Bu Gizemli Kale diye geçiyor Türkçe olarak. İngilizcesi Mystery Castle diye geçiyor. Setimizin numarası 70437 söylemiştik. 9 yaş üzerine. Genelde bu seneki 7 saatlerde 9 yaş üzeri vermişler. Ama muhtemelen bu oyunla alakalı. Oyun biraz hayalet falan geçiyor ya çocukları korkutmasın diye. Düşünüyorum. Çünkü bunu çok küçük setleri de var. Böyle 7 yaşında, 6 yaşında bile yapabilirsiniz. Bunlardaki boss fight'lar gerçekten ateşli oluyor. Şu hayalete baksanıza görüp de korkmayacak adam yoktur herhalde şu hayalete. Korkuyor musun kanki? Yani böyle rüyama bile girebilir bu ya. Bu da çok detaylı ve çok güzel bir set. Deniz Feneri'ni ben çok seviyordum kış setinden. Sanırım bunda da bu kalemizi seveceğiz gibi Deniz duruyor. Deniz Feneri en çok izlenen videolardan. Evet. Hala. Hitimiz bizim. Hitimiz şu an Deniz Feneri. Yine özenli bir kutumuz daha var arkadaşlar. Özenli gelmiş, hiç incinmemiş, kırılmamış gözüküyor. Evet arkadaşlar, bu kutumuzun içinden bir tane yeni seri Harry Potter çıktı. Ben fantastik filmleri de çok seviyorum. O yüzden Harry Potter serilerini böyle zevkle defalarca izlemişimdir. 8 yaş üzeri 75967 kodlu Forbidden Forest, yani yasak mı orman diye geçiyor. Umbridge karşılaşması bu setin adı. Yasak ormana giderken devler var. Bu devin adı Grawt'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onların karşısına Centaur'lar, Harry Potter, Dolores hepsi beraber karşılarına çıkıyorlar ve savaşıyorlar. Bunda fantastik dünyanızı tekrar canlandırabiliyorsunuz. Centaur'lar biliyorsunuz yarı insan yarı at. Yunan mitolojisi gibi. Ok fırlatıyorlar.
Dolores'i dev alıyor, siz onu kurtarmaya çalışıyorsunuz falan. O gerçekten çok güzel. O boyutta değil mi? Büyük boyutta. Evet, bu ağaç kadar bir dev kadar. Olarak böyle çıkıyor içinden. Bunu da bir an önce yapıp sizlerle paylaşmayı istiyorum. İkinci setimiz Lego Movie'ye ait. Lego Movie'nin seti ama bunu yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Bu yakında benim doğum günüm vardı arkadaşlar. Doğum günümde bana hediye etmişti bir tane Sürüngen Dostları kanalı sahibi arkadaşım var. Kaan diye. Kim acaba? Kendisi sürüngenleri sevdiği için gitmiş bana akrepli makrepli bir şey almış. Çok zevkli bir arkadaşmış. Evet, çok güzel bir set. Gerçekten beğeniyorum ama 2019'un seti diye hatırlıyorum bunu. 2018 ya da 2019. O yüzden belki bunu çekmeyebiliriz. Çünkü 2020'de çok set var şu an. Lucy var burada savaşçı olarak. 8 yaş üstüne 70-827 kodlu. Lego Movie sevenler için güzel bir set bence. Vallahi. Hatta bu başka setlerle de birleşiyordu diyebiliyorum. Evet, doğru hatırlıyorum. Bir tane Lego Movie'nin jipi var. Şöyle görebilirsiniz. Bu akreple jipi birleştirip büyük bir araç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Lego'da böyle setlerde oluyor. Arkadaşlar bu kutu biraz büyük. Bunu ayakta açayım. Allah, bunun içindeki ne? Yine bir Hidden Side. İnanamıyorum ya. Bu da Ege'nin en çok istediği Hidden Side'lerden. 2019 Hidden Side. 8 yaş üzeri gene 70-424 kodlu. Bu 2019'un setlerinden. Hayalet Treni diye geçiyordu adı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İstasyonu var, çok güzel. İçinde GB'si var. GB gene bir üretim peşinde. Burada hayalet falan üretiyor. Gene profesör gibi. Onlar hayalet olduğu için yeşil, çok değişik kafaları oluyor. Frankenstein'e benziyor. Bir de bunlar fosforlu galiba değil mi setler? Evet, bunlar fosforlu. Biraz hayaleti yansıtmak istemişler. Oyunda zaten öyle görüyorsunuz hayaletleri. Onu gerçekmiş gibi figür olarak bize sunuyorlar. Bunun figürleri de yukarıda gördüğünüz gibi çok güzel. Trenine bayılıyor benim oğlan. Bunun trenini yaparız ve sergileriz sürekli gibi duruyor arkadaşlar. İncelemesi ben genelde Legoları yapıyorum, bir yere koyuyorum ama hiçbir şekilde orada sağlam durmuyor. Benim çocuk çünkü hepsini parçalıyor. Ben tekrar tekrar yapıyorum böyle. Aynı setli defalarca yapmış oluyorum. Bilmiyorum iyi mi oluyor, kötü mü oluyor. Bravo. Bunu havada yakaladım. Aha, gençlerin sevdiği şeylerden birisi daha çıkıyor buradan. Sanırım evet, doğru. Minecraft. Allah'ım, bu oyunu ne kadar çok seviyoruz değil mi? Ben gerçi çok sevmiyorum, ben oynamıyorum ama gençler inanılmaz beğeniyorlar bunu. Ve hatta benim videolarımın altına arkadaşlardan yorum geliyor, bir tane Minecraft yapar mısın diye. İlk Minecraft olacak galiba bu değil mi? Evet. Bu ilk Minecraft'ımız olacak. 2020'nin serisinden bu gene. Evet, 2020 serisinden diyebiliyorum. 7 yaş üzeri ve 21-151 kodlu geçiyor. Unlock in-game diyor. Ben bu hiç Minecraft yapmadığım için bilmiyorum. Minecraft'ta siz bu seti açtığınız zaman bir tane karakter skin'i veriyor size arkadaşlar galiba, anladım. Hadi hayırlı olsun, Minecraft'a da başlayacaksın artık oyun olarak. Evet. Ya ben de oyun psikopatlığı da var biraz. PlayStation falan çok oynuyorum. Çocuk olduktan sonra hanım izin vermiyor ama fırsat buldukça kaçıyoruz. Şimdi bu kutudan tekrar bakalım ne varmış içinde. Yine Creator serisinden 7+31088. Ya bu set böyle görür görmez beğendiğim setlerden. Hemen almıştım bunu, tekrar aldım hatta. Parçalar biraz kayboldu. İçinde köpek balığı, fener balığı ve ahtapot olabilecek bir set çıkıyor. Hatta yengecimiz var. Köpek balığı çok gerçekçi ve büyük. Dişleri çok sivri. Korkutuyor adamı. Isırıyor mu? Isırır. Elinizi sakın sokmayın ağzına. Vallahi çok kötü ısırır. Ya bu böyle hem gençlere öğretici olabilecek hem de hayvanları tanıtabilecek bir set. O yüzden ben hemen bu sene bir daha aldım. Bunu severek yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şuradan da görebilirsiniz. Hem fener balığı hem ahtapot çok güzel arkadaşlar bunda. Setimiz 31088 dedik. 7 yaş üzeri için. Gene 3'ün 1 Creator'da hep olduğu gibi. Diğer setimize bakalım. Yine bir Hidden Side. 7 yaş üzeri 70-433 demiş. National Geographic serisinde Lego City'de bir tane denizaltımız vardı. Onun videosunu çekmiştik. Bu da onun gibi bir denizaltı. Bundaki mini figürlerden bir tanesi çok hoşuma gitmişti. Statue of Life diye bir şey var. Şurada görebilirsiniz. Elinde sopasıyla falan geziyor. Hatta sihirli, iksirli değneği falan var bunun galiba. O çok güzel görünüyor. Ve deniz fenerinin önüne sizin yapıştırmadığınız bir etiket yapmışlar. İlk defa galiba. Lego'da bunu çok görmüyorum ben. Hatırlamıyorum. Şu deniz fenerinin, pardon deniz feneri diyorum ya. Denizaltının ön kapağında yüz var. O yüzü
kendileri herhalde yapıştırarak göndermişler. Yani setin içinde otomatik çıkıyor. Siz yapıştırmıyorsunuz. O da ayrı bir güzellik katmış bu sete. Bunun videosu da çok yakında gelir. Hidden Side seviyoruz çünkü. Hoppa. Yine bir paket geldi. Hakikaten yani her yerden almışız Lego ama en çok Toy Shop'tan. Toy Shop'un çalışanları da bize çok yardımcı oluyor. Sağ olsunlar burada. Eğer mağazada bulamazsak internetten bir şekilde getirtiyorlar bize. Artık arkadaş olduk. Gide gele gide gele onlarla zaten. İsa Bey'in selamı var diyene %50 indirim. Aynen. Oraya giderseniz benim adımı söyleyin. Faturası bile içinden çıktı. Şu an. Aa, bu işte herkesin merakla beklediği setlerden. Star Wars. 75-280. 501. Legion'un seti bu arkadaşlar. 7 yaş üzeri demiş. Disney'in tabi biliyorsunuz Star Wars. Çok güzel, çok kaliteli bir set. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 501. Legion'un trooperlarıyla aylıkçı droidleri var. Biliyorsunuz Star Wars'tan izlemişsinizdir illaki. Onların savaşlarını burada gerçekleştirmeye çalışmışlar. Çok güzel bir fantastik ve bilim kurgu ürünü. Bu seti de bir an önce yapıp sizlerle paylaşmayı istiyorum arkadaşlar. Ama bununla dışarıda oynama nasıl yapılır bilmiyorum. Uzay efekti veremeyiz herhalde bunu artık. O kadar da geliştiremedik daha. Daha o kadar geliştiremedik. Ya bu kutu açılım olayı çok zevkliymiş ya. Keşke ilk başta böyle başlasaymışım olaya. Çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli arkadaşlar. Biraz tabi el yakmalı ama olsun. Cüzdan boşaltmalı, el yak. Evet. Burada benim kanalımda videosu olan bir paket buldum arkadaşlar. Starter Course Super Mario'nun. Mario bir tek bu setin içinden çıkıyor. Eğer Mario ile ilgili bir beklentiniz, bir alma isteğiniz varsa bu seti kesinlikle almanız lazım. Yoksa Mario'yu başka türlü alamıyorsunuz. Diğer paketlerle sadece seti büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ben Mario'yu da çok sevdiğim için hediye çekilişi olarak bu seti yapacağım. Biz videosu varken bu nereden çıktı demeyin. Size vereceğim setlerden birisi bu. Onu da gözünüzün önünde açmış olayım arkadaşlar. Bu kutuda ikinci olarak Love'larımız var. 6 yaş üzeri 71-364 numaralı. Womps Love'a Trouble diyor. Love belası Mario için. Love'ları püskürtüp Mario'nun kurtulmasını sağlayacağımız. Gene o starter kurs setini böyle ekstralarla büyüteceğimiz bir set arkadaşlar. O yüzden bunu da aldım. İnşallah hepsini beraber oynadığımda sizlerle paylaşacağım. Yeni kutumuz gönder gelsin. Bakalım bunlar varmış. Bu da biraz büyük bir poli. Ama içinde bir tane set var muhtemelen. Çünkü biraz çökmüş içine. Bundan ne çıkacak ne? Aha. Bir tane yokmuş. İki tane varmış arkadaşlar ama küçüklermiş. Evet. Lego City'nin yeni bir seti tekrar. Bu yeni bir set diyorum ama yeni bir set değil. 2019 setlerinden. 60-221. 5 yaş üzeri için. Ben bunun da videosunu çektim. Kanalımda mevcut. Bu set nereden çıktı gene? Burada Lego City'nin botlarında pek olmaz. İlk defa da olabilir hatta. Yüzebilen bir bot var. Bunu ben alırken bilmiyordum. Bu bot yüzebiliyormuş arkadaşlar. Hem detaylı bir set. Dalgıçları var. Çok güzel. Testere başlı köpek balığı var. Şöyle göstereyim size. Şurada görüyorsunuz. Önden de göstereyim. Çok tatlı, detaylı Friends gibi bir set. Ve içinde dalgıçları, köpek balığı falan var. Ve bu setin en sevdiğim özelliği şu teknenin yüzüğü olması. O yüzden böyle arkadaşlarıma ben bu seti hediye edebilirim diyerekten bunu da sizin için aldım. İkinci olarak yine Mario'nun 6 yaş üzeri 71-363 numaralı çöl pokisi diye geçiyor arkadaşlar. Yine bu kutunun üzerinde de Lego Mario dahil değildir diye belirtmiş. İlla ki arkasında da şey diyor, starter kurs setini almanız lazım diyor. Çünkü bu gene genişletme paketi gördüğünüz gibi. Yani Mario'nun bu setlerini gördükçe dayanamıyorum, alıyorum. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunlar Türkiye'ye ya Macaristan'dan ya Çek Cumhuriyeti'nden geliyor genelde. Orada üretiliyorlar. Bu da sanırım gene oralardan bir yerden gelmiştir. Bakıyorum. Evet, Çek Cumhuriyeti'nden gelmiş. Poki'nin kafasına vurup onu da Mario'nun prensesini giden yoldan temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kutumuz da bitti. Yeni kutumuzu alabiliriz. Hop!
Yine ağır ve büyük bir kutu geldi elime. Ooo, efsane bir işte çıktı. Kutu geliyor. Hop. Ben birçok Mario aldım diye düşünüyordum ama az Mario almışız ya. Mario'ları az da alalım. İşte arkadaşlar ya. En sevdiğim Mario setlerimden birisi. Browser Kalesi diye geçiyor bu Mario'nun. Final Savaşı. Final Savaşı. Evet. Final Savaşı bu. Prenses'e giden yoldaki son savaşımız bu. En güçlü ve en zor savaşı. Kalesi çok güzel. Çok kötülük dolu kapkara bir kale. Mario'nun onu yenmesi gerekiyor. Prenses yok mu? Prenses galiba yok bunda. Bakayım şöyle bir. Evet yok. Gene dediğim gibi bunda da aynı şeyler söyleniyor. Mario içinde yok diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçinde Mario yoktur. Ve yine starter kurs gereklidir demiş. Çok güzel detaylı bir kale. Robotumsu bir şey yapmışlar böyle. Kulesi falan var, bayrağı var. Çok güzel. Çok severek ve isteyerek aldım. Alevleri bile vermişler burada gördüğünüz gibi. Aa, Love Bubble. Bak şu Love Bubble da çok güzel. Böyle zıplıyor. Bir de bunun mini figürleri de geldi şu an. Evet. Türkiye'ye. Türkiye'ye geldi. Bu hafta pazartesi günü onu da sipariş ettim. Pazartesi de bana gelecek inşallah. Keşke buraya yetişseydi dedim ama yetişmedi. Bunun içinde gene ağır ve büyük bir Lego City seti var gibi duruyor arkadaşlar. Oh! Oo. Bu da güzel. Şöyle ayağa kalkacağım bunu anlatırken. Lego City'nin 60-262 kodlu seti arkadaşlar. Çok güzel bir uçağı var. Kocaman, devasa bir şey. 54 santimmiş. Gemimizden küçük ama gemimizle yarışır yani. Gayet büyük, 54 santim. Böyle büyük detaylı setler çok hoşuma gidiyor benim. Lego City'nin Poppy Star diye hatırladığım bir Lego City TV'de bir kız var. Onun üstü açık bir arabası var. O arabayla havaalanına geliyor. Havaalanının burada kulesini falan da görebiliyorsunuz. Yolcu salonu burada. Yolcu alımına hazır bir uçak yapıyoruz. Hatta o uçak öyle ki Popstar'ın arabasını bile içine alabiliyor. Yani yabancı Acun. Evet. Çok güzel bir havaalanı seti arkadaşlar. Size göstereyim. Aa, Popstar'ı da burada belirtmişler zaten. Şurada Popstar var. Lego City TV'de gençler izliyordur zaten, biliyorlardır. Lego ile ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden siz de Lego City TV'yi takip edin arkadaşlar. Yeni kutumuza geçelim arkadaşlar. Kutumu alayım şuradan. Kaç kutu kaldı? Son iki kutumuz. Bu kutunun başına biraz kötü şeyler gelmiş galiba. Kargocu söyledi. Açtım baktım o yüzden. Ondan açık bu kutu. Üstüne yağ dökülmüş bu kutunun. İçine geçmemiştir ama siz bir bakın dedi bana. Baktım gerçekten içine geçmemiş. İçi sağlamdı, o yüzden aldım. Teslim aldım kutuyu. Böyle kazalar olabilir. Yapacak bir şey yok. Evet, bunun içinde bakalım ne çıkacak. Yine bir Hidden Side. Aslında bunlar da eski seri. 2019 serisi. Oğlum çok istemişti. O yüzden almıştım. Yani biz böyle hobi amaçlı olduğu için belki bunun oğlan Hidden Side'ları acayip seviyor benim ya. Hiç çekmem belki dedim ama gene de aldık yani, yapıyoruz. Oynuyor da bu eskileri. O hayalet tren de eskilerden gene. Batık teknemiz vardı. Balıkçı teknesi. O Hidden Side'in gene. O da eskilerden de 2019 serisiydi. Çok güzel ya. Ondan ben de alasım var ya. Timsah var diye sırf. Evet. Sen sürüngen dostusun. Sen timsah olduğu için hemen alırsın. Aman lazım. Eski seri olduğu için onların izlenmeleri biraz düşük kalıyor. O yüzden hani YouTube'a koymak için değil de kendimiz oynayalım diye alıyoruz. Çok sanki izlenmelerin çok yüksek. İnşallah daha yüksek olur tabii de. İnşallah. Yavaş yavaş. YouTube çok emek isteyen bir platform. Hep bunu söylüyorlardı. Hakikaten çok düzenli içerik ve kaliteli içerik üretmeye çalışacaksın. Ancak o zaman bir şeyler olur diyorlardı. Bir sene hiçbir şey bekleme diyorlardı. Hatta gerçekten de öyleymiş yani. Biraz zorluyor arkadaşlar. O yüzden biraz destek atın bana. Bunun içinde yine bir Mario. Oh be, Mario'larıma kavuştum sonunda, gelmişler. Guarded Fortress demiş. Korunaklı kale. 8 yaş üzeri 71-362 numaralı set. Allah, Mario oynayanlar bilir Atari'de. Bunun yeni doğduğu yeşil bir borusu var Mario'nun. O boruda bazen çiçekler çıkıyordu. Çiçekler Mario değdiği an ya küçülür ya da ölür. Büyükse küçülür ya da küçükse de ölür. O çiçeklerden koymuşlar bunun içine. Görüyorsunuz şurada arkadaşlar. Mario'yu onlardan kurtarmamız gerekecek galiba, anladığım kadarıyla. Yine çok tatlı. Yine dediğim gibi starter kursun üstüne oynanacak bir oyun. Burası sarmaşık galiba değil mi? Ağzı evet. Olan bir sarmaşık vardı oyunda. Ağzı olan sarmaşık. Aynen.
O Atari'deki videodaki oyunun aynısı. Şey, çiçeğin aynısı. Ya onları ben hepsini kurduğumuz anı çok merak ediyorum ya. Onu ben de merak ediyorum. Nasıl olacak? Masa edecek mi acaba? Evet, son kutumuz. Idefix'ten gelmiş bu da. Evet, şöyle yırtarak açacağım. İçinden ne çıkacak bakalım. Ha evet. Yine bir Hidden Side. Hidden Side'ı gene Olof yapmaya çalışacağım. Bu da yaz serisi 2020'nin. 7+70-435 numaralı serisi. Mezarlıktı bu. Yine harika oyun. Yine bir boss fight olacak. Bu Hidden Side'a güzel bir şey daha var. 4-5 kişi birleşip de aynı oyunu oynayabiliyorsunuz. Aynı anda. Şöyle göstereyim size. Arkası da böyle. Bu da kutu açılımımızın son ürünü. Son iki ürünü tekrar göstereyim. En sevdiğim şeyler. Hem Mario hem Hidden Side ikisi bir arada benim en sevdiğim setlerim. O Idefix de çok güzel paketlemiş. Teşekkür ederiz. Baksanıza ya. Oo. Kutuya zarar gelmesin diye. Çok uğraşmışlar sağ olsunlar. Eğer şimdiye kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk deneyimimdi bu benim kamera önünde konuşarak. Bir kere Ege ile oynamıştık yine bu masada. Onun dışında kendim tek başıma çektiğim ilk deneyimimdi. Beni izlediğiniz, sabrettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olmak için bugün kutularını açtığımız Legolarımızın hepsi burada arkadaşlar. Bayağı bir şey açmışız. Kaç tane olduğunu saymadım ama. Sayalım. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20 saydım. 26 saydım. 26 tane kutu açmışız. 26 tane set açmışız. Sanırım bir 10-12 tane falan da kutu açtık. 10-12 kutudan 26 tane falan set çıkmış. Dediğim gibi böyle bir hani planlı yapılmış bir şey değildi. Mario'yu görünce almaya bir başladım. Patır patır arka arkaya hepsi geldi. İndirim falan yakalayınca. O yüzden dedim hadi bir kutu açılışı yapalım. Bunlar şu an tabii hiçbiri sponsorlu değil. Hepsini kendimiz emeğimizle. Keşke olsa ama. Kendimiz emeğimizle, paramızla. Umarım ileride böyle sponsorlar da bizi sevindirir arada bir şeyler yollayarak arkadaşlar. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdi benim için en önemli kısma geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmak için zile tıklamayı unutmayın. Mümkünse arkadaşlarınıza tavsiye edin, paylaşın. Kanalımız hep beraber büyüsün sizinle birlikte. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeni videolarda. Ben de bu kadar Lego bulmuşken bir en azından videoda gözükeyim bari ya. Sonra inanmazlar. Yardım ettiğini. Evet. Teşekkür ederim valla. Kaan bana çok emek veriyor sağ olsun. Çok yardımcı oluyor. Evet. Bir şeyler oluyor ya. En azından yardım etmeyi seviyoruz. Yani güzel oluyor böyle evet. İletişimde. İnşallah daha da iyi yerlere girdik kanalında. Umarım. Benimki 3 sene de gelmedi. 3 sene oldu mu seninki? 3 sene de gelmedi. 3 senelik Sürüngen Dostlar isimli bir kanalı var. Aynen. İnşallah çok senin daha kısa zamanda. Değerli içerikler paylaşıyor. Daha hızlı büyür inşallah kanal. İnşallah inşallah. Sizin de desteğinizle beraber inşallah büyüyecek. Ben fiyatlarına bakıyorum buradan da kaç para var sence burada ya? Sanki. Vallahi 26 tane aldım. Yaklaşık bir 8-10 bin lira vardır. Şurada bir tanesini gördüm. 999.90 diyor en alttaki. 1000 lira değil mesela. O 1000 lira çıkmıyor. 1000 lira olunca pahalı geliyor. Tabii 1000 lira değil. Psikolojik sınırın altında. Burada bir tane 699.90 var. Evet. Siz de tahminlerinizi yazın alta bakalım ya hadi. Belki tutturursunuz ya. Evet, videonun başlığında muhtemelen yazarım. Ben oturup bunları hesap makinesine hesaplayacağım. Tek ama sen ortalama bir şey yaz ki tam tutarak ödül falan verirsin ya. Belli olmaz. Tuturan olursa. Hmm. Tam tutarı. Olabilir mi? Değişik bir fikir. Bunu değerlendirebiliriz. Siz yorumlara yazın. Belli olmaz. Evet, belki eski YouTuber olduğu için arkadaşım farklı fikirler çıkıyor tabii. Sırf yorum yapın diye böyle aslında. Yani. Tamamen hikaye girisi. Neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şimdi kanala ben abone olmayı unutmayın. Ben bunu challenge olarak kabul ediyorum. Fiyatı tutturan olursa ona bir tane Mario hediye edeceğim. Aa. Evet. Ama hangisi olur bilmiyorum. Bu çekiliş için çıkardıklarım dışında bir şey alacağım göndereceğim. Vay be. Yürü be. Tam rakama en çok yaklaşana hatta. Tamam güzel. Evet. Ama bir süre ver onun için bence. Tamam ay sonuna kadar olabilir. Tamam. Ay sonuna kadar fiyatı doğru ama tahmin eden ya, arkadaşımıza. Tek tek toplayacaklar muhtemelen. Evet. İlk tahmin eden olsun o zaman o yüzden evet. Yani. Çünkü arka arkaya bir sürü gelirse batarım arkadaşlar. Yani etiketlerinden sen tek tek toplarsın evet. Burada. Mario Starter kursu veremeyeceğim ama diğerlerinden
Bir set size ayarlayacağım arkadaşlar. Tamam. Hadi sözünü aldık bakalım. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek kendine üzere. Bay bay. Bir çekiliş daha kilitlerim sana. Oturduğumuz yer. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, çok yardımcı olur. Çok seviyorum beni. Seni. Oh, fotoğraf çekiyorum.